ekonomiye geçelim dediniz ama isterseniz ya, buradaki İran, yorumunuzu da alalım. Sonuçta öyle. İran böyle yaptı. Ne diyorsunuz? İran ne diyebilirim ki? Yani onun çünkü politikası öyledir. Tekrar hatırlatıyorum. Molla Mustafa Barzani'ye atfen duyduğum için aynı kaynağı tekrar vereceğim. Dermiş ki Türklerle kötü olduğumuz zaman biliriz, bize zehir verirler. İyi olduğumuz zaman da bal verirler. Bunu biliriz ve buna göre davranırız. Fakat bu İranlılar her iki durumda da zehirli bal veriyorlar. Şimdi netice zehirli bal ne? Vücut onunla uğraşın, siz kusun, aksırın, tıksırın, hastanelik olun. Ölmeyin ama olmayın da. Ve bahçenizi de İran dizayn etsin. Tarlanızı İran sürsün yani. Siz eve kapanın, kendinizle uğraşın. Tarlanızı İran sürsün. Budur. Bu bal yani sizi öldürmesin de güldürmesin. Tabii. Ölmenizi istemez çünkü ölürseniz başına iş alacak adam. Başka yeni gelecek olanla uğraşacak. Gerek yok yani. Şimdi İran öyle. Neden Kılıçdaroğlu'nu istiyor? Çünkü Kılıçdaroğlu Azerbaycan'ı kurtarmayalım diyor. Kılıçdaroğlu Suriye'nin kuzeyinde operasyon yapmayalım diyor. Orada terörle mücadele etmeyelim diyor. Esad'la anlaşalım diyor. Ne işimiz var oralarda diyor. Yani diyor ki buraları İran'a bırakalım diyor. Ne istesin adam zaten daha? Zaten diyor seçimlerden sonra sana beklentimiz Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını geri çekmesi diyor. Adam diyor ki yani Kılıçdaroğlu mahalleyi bana bırakacak diyor. Siz de onunla beraber olursanız bana çok büyük hizmet etmiş olursunuz. Oradaki çok affedersiniz de kusura bakmayın bunu söyleyeceğim. Mallar da dinliyorlar. Dinliyorlar ya. Oturup dinliyorlar. Saadet Partisi değil mi onlar? Erbakan'ın devamı olduklarını iddia ediyorlar değil mi? Erbakan'ın evet devamı olabilirler de parmağın ucundaki devamı olabilirler. Yani tırnak. Bugünkü Saadet Partisi öyle. Bak FETÖ'cü gibi birisi bir başka FETÖ'cüyü TV5 onların kanalı partinin kasasından finanse ediliyor. FETÖ'cü Hakan Şükür'ü davet etti. Haberimiz yoktu. Aa ne oldu? Kovuyoruz biz bunu falan dediler. Adam sakalı bıyığı kesti. Kendini bir renklendirdi. Bilmem anlatabiliyor muyum? Geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim hocasını ak sakallı bir amca sahur programına davet etti. Ve orada azarlamaya başladı. Sen Tayyip Erdoğan'a böyle mi öğrettin? Bak şimdi o yurt dışına asker gönderiyor da askerimiz orada şehit oluyor. Ya da ne bileyim işte falan. Bir şeyler zırvalıyor. Duydum inanamadım. Az önce biraz onu dinlemeye çalıştım. Yayın esnasında. Hani kovulmuştu bu adam. Ne oldu? Saadet Partisi'ni kime sattılar ya? Çok merak ediyorum. Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi'ni, partinin kurumsal yapısını ve medyasını, şusunu busunu her neyse, dükkanlarını kime kiraladı? Kime sattı? Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Temel Karamollaoğlu neye dönüştü? Ne yaptı geçen? Bak bir başkası geçen hafta. Lütfi Doğan eski Diyanet İşleri Başkanı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yakınlığıyla bilinir. Onu İslam ülkeleri büyükelçileri iftarı falan da altında bir yere davet ediyor. Yanına Kemal Kılıçdaroğlu'nu oturtturuyor. Adamın bu kadar açıklama yayınlıyor. Benim orada böyle bir yan yana gelme durumum yoktu. Bana haber verilmedi onun geleceğinden diye. Adama kumpas kurdu ya. Temel adama kumpas kurdu ya. Bilmiyorum yani bu Saadet Partisi bu sene seçimde alacağı oylar Temel Karamollaoğlu'nun siyasi geleceğini elbette belirleyecek ama asıl önemlisi onun açısından ne anlama geleceği. Onu da hepimiz birlikte göreceğiz. Ama seçim aslında kiralandığını söyleyebilirim. Ben öyle görüyorum.